Merhaba arkadaşlar ses bilgisi test çözümüne devam ediyoruz. İlk sorumuza başlayalım. Muzelerde hangi ses olayı yoktur demiş. Hangi ses olayı yoktur? Kimsecikler yoktu. E yoktu derken artık burada yoktu. Burada bu ses olayın ismi nedir? ünsüz benzeşmesi, ünsüz benzeş, benzeşmesini bulduk. Gayet iyi hatırlıyoruz. E yorun nasıl bir etkisi vardı arkadaşlar? Daralta daral e, ünlü daralması yapıyordu. Hatırla hatırla burası artık yorla birlikte buradaki burada bir ünlü daralması olmuştur. Ünlü daralmasında bulduk. Asıl sevincimiz onun yüzünü görünce oldu. Buradaki kelime arkadaşlar sevinç kelimesidir. Sevinç Artık burada da bir yumuşama olmuştur. Cevabımız D olur. Cümlelerin hangisinde ünsüz, ünsüz benzeşmesi vardır? Senin gelmene hepimiz çok sevindik derken burada yoktur. Kırılan kalbi onarmak çok zor. Bakın burada kalp derken burada ne vardır? Bir yumuşama vardır. Annem iki saatte deliksiz uyuyor. Saat tir Artık burada bir benzeşme vardır. Cümlelerin hangisinde ünlü daralması örnek yoktur? Annem iki saattir uyuyor. E burası uyumaktır zaten arkadaşlar. E burada bir daralma yok gibi. Doğruları bizden neden gizliyorsun? Gizlemek. Burada daralma var. Saatlerdir burada seni bekliyoruz. Beklemek, bekle tüm dünyada barış şarkısı söylüyoruz. Söyle söylemek artık bunlarda daralma varken a da yoktur. Cümlelerin hangisinde ses düşmesine örnek yoktur? Ses düşmesi derken hem ünlü hem ünsüz bakacağız arkadaşlar. Bu kentten ayrıldığımızda ufacıktı. Ayrıldığımızda derken burası ayırmak yani burada bir ünlü düşmesi olmuş. Sözleriyle gözümüzden daha da küçülüyordu. Küçülüyordu derken bu kelime küçük kelimesidir. Burada bir ünsüz düşmesi var. Minicik elleriyle annesinin yüzünü okşuyor. E Buradaki kolay minicik derken burası miniktir. Ve yine burada bir ünsüz düşmesi var. Cevabımız D olur. Hangi sözcükte hem ünlü düşmesi... Hem de ünlü benzeşmesi vardır. Ünlü düşmesi ve bir benzeşme bulacağız. Çok sevdiğim kalemimi dün kaybettim. Benzeşmeyi bulduk. Kaybettim derken artık burada bir benzeşme vardır. Peki buradaki kelime de kayıp. Kayıptır. Kayıp kelimesinde de bir ünlü düşmesi söz konusudur. Burada bir de PB'ye dönüşmüş arkadaşlar. Kayıp ve etmek kelimeleri bir araya gelmiş. Ve burada bir de yumuşama var. Biz fazladan bulduk. Hem ünlü düşmesi vardır. Hem benzeşme vardır. Hem de yumuşama vardır burada. Cevap A. Hangisinde ünlü düşmesi yoktur? Her zaman fikrinize saygı duyacağım. Fikir. Ünlü düşmesi. Masanın devrilmesiyle tüm çocuklar korktu. Devirmek var burada. Yağmur yağınca şemsiyemi evde unuttuğumu unuttuğum aklıma geldi. E, akıl yine bir ünlü düşmesi var burada. Cevap D seçeneği olur. Altı çizgi sözcükte ses olay hangisidir? Pıçak yavaş yavaş yükselmeye başladı. Derken arkadaşlar artık bu kelimenin kökü nedir? Yüksek kelimesidir. Yüksek Artık bir türeme sırasında burada ne olmuştur? Bir ünsüz düşmesi olmuştur. Cevabımız A. Cümlelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uymamaktan kaynaklanan yazım yanlışı vardı? E bu ses olaylarına, ses olaylarının göster, yazıda gösterilmemesi bir yazım hatasıydı. Şimdi burada bir ünsüz benzeşmesi yapılması gerekirken yapılmamış. Orada bir yazım yanlışı var. Bunu bulmamızı istiyor. Tatile gittiğimiz gün bu haberi aldık Gittik derken bakın burada bir benzeşme var ve doğru yapılmış Geçen cumartesi annemle koştuk Artık Koşmak Burada e, Koştuk değil burada ne olması gerekirdi arkadaşlar bir benzeşme yani burası Koştuk şeklinde yazılması gerekirdi e, Ünsüz benzeşmesi uyumamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır burada Diğerlerinde sanatçıların derken artık sanatçıların pek çoğunu beğenmiyorum. E burada sanatçı derken doğru. Bu filmi sinemada izlemiştim, izlemiştim derken yine benzeşme kurallarına uyulmuştur burada. Sözcüklerin hangisine ses alayı yoktur? Limanı kapamaya geldiğinde gecenin meleği ve kaybettiğinde limanın kanattan suyunu. Burada e, bir tanesi numara vermedim ama bakalım biz ona Geldiğinde derken arkadaşlar geldik Buradaki ses olayının ismi nedir? Yumuşama Meleği, melek yine bir yumuşama vardır Kaybettiğinde derken Burada e, yukarıda yapmıştık bu kelimeyi Burada e, ünü düşmesi vardı Kayıp kelimesiydi e, Kayıp kelimesi pb olmuştu Yumuşama vardı e, Şurada artık bir benzeşme var Kaybettik Burada yine tekrar büyümüş ama var. Burada bolca ses olayı var. Limanın derken buradaki neyi kaynaştırma olarak alabilir miyiz? Bizim kaynaştırma harfi yeşese neydi? Alabilir miyiz? Hayır alamayız. Çünkü bu kelimenin e, kendisi limandır. Liman kelimesindeki nedir? Bu bir kaynaştırma harfi olamaz. Kanattan derken kanat, kanattan derken. Burada artık bir benzeşme ses konusudur. Hangisinde ses olayı yoktur? İki numaralı sözcükte bir ses olayı yoktur. Dersimizi burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.